Ve şimdi de bugün Class Spor TV olarak Ankara Demirspor idmanındayız. Kastamonu Spor'u hafta sonu 3-1 mağlup etmişti Ankara Demirspor. Ve hafta sonu da Bayburt İl Özel İdare ile deplasmanda karşılaşacaklar. Rakip 17 puanda, Ankara Demirspor 22 puanda ve son 4 maçında kazanmış bir başkent temsilcimiz var. Bakalım hafta sonu Bayburt maçı nasıl olacak? Teknik direktör ve futbolcularla beraber özel röportajımız Class Spor TV'de. Ankara Demirspor'un idmanını takip ediyoruz. Gerçekten keyifli bir idman programı izliyorlar şu an için ve hafta sonunda çok önemli bir maça çıkacaklar. Bayburt deplasmanında oynayacak Ankara Demirspor. Bahattin Hoca ile Kastamonu Spor maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir röportaj gerçekleştirmiştik. Hocam selamlar yeniden. Hoş geldiniz. Class TV ailesine buradan tekrar iyi yayınlar diyorum. Çok başarılı işler yapıyorsunuz. Tekrar bunu ben irdelemekte fayda görüyorum. Gerçekten Ankara futboluna çok büyük katkı yapıyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Hafta sonu oynanacak Bayburt maçı için çalışmalar nasıl gidiyor? Takımda eksiklikler var mıdır? Ve nasıl bir oyun olur? Ankara Demirspor oradan bir 3 puanla dönebilir mi? Şimdi şöyle söylemek lazım. Bayburt Spor futbol takımı geçen sene 2. lige çıktı. İlk defa ligi yani uzun zamandır görüyor. İyi bir takımları var, iyi bir hocaları var. Başlarında şampiyon yapan hoca tekrar geri geldi. Demek ki kan tuttu tekrar. Bir de deplasman galibiyeti aldılar farklı 4-1 Uşak maçının. Biz de tabii ona göre analizimizi yapıyoruz. Maç baş bakıyoruz. Kastamonu Spor maçında iyi oynarak, ya daha doğrusu 4 maçtır Allah'tan üst üste galibiyetlerimiz var ama 6 galibiyetimiz var veya 7 galibiyeti, tam 6 veya 7 olması lazım. Bu anlamda da demek ki doğru işler yaparak, doğru yerde, doğru hamleler, iyi çalışarak birliktelik bu başarıyı getiren en büyük faktörlerden birisi. O anlamda da bu şekilde yine biz Bayburt Spor maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Hiçbir maç birbirinden farkı yok. Yani ileride belki Karabük'le oynayacağız, lider oynayacağız en altta olmasına rağmen veya Tuzla'la oynayacağız lider olmasına rağmen aynı futbolumuzu oynayacağız. Ama üzerine eksiklerimizi görerek, katarak daha iyisini yapmaya, daha çabuk oynamayı düşünerek bu şekilde hazırlanacağız. Bu maçta da bunlardan bir tanesi. Daha demin Barış'la röportaj yaptık hocam. Takımın en genci 19 yaşında. Gerçekten takım için motivasyon ve arkadaşlık üst düzeyde benim gördüğüm kadarıyla. Hafta sonu Bayburt maçında da Bayburt yanılmıyorsam geçen sene Türkiye liglerinde en son mağlup olan takımdı. Uzun süre namağlup unvanını devam ettirdiler. Herkes zor deplasman diyor ama Ankara Demirspor da 5'te 5 yaparsa hiç fena olmaz gibi. Ya iyi özetlediniz. Şimdi Barış veya Barış gibi genç oyuncuları piyasaya çıkartmak lazım. Çünkü daha 2000 doğumlu. Gönül isterdi ki Barış'ı buraya kazandıran kimlerse ona teşekkür etmek lazım. Ama Barış'ı bir Rize Spor'un altyapısından, Rizeli kendisi, Rize'nin altyapısından değil de Rize'nin bir amatör takımından geldi. Teşke altyapıda Rize Spor yani profesyonel takımın altında çalışmış olsaydı daha çabuk aşama gösterip daha üst seviyelerde daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Lige gitmesi açısından. Kuvvetli, dinamik özellikleri olan bir oyuncu. Eksikleri var mı? Çok eksikleri var. Şöyle ki duruş pozisyonu, işte topu kullanma pozisyonu, kafa vuruşu, bunları bize öğretiyoruz. Daha genç oyuncu. Her şeyden önce bir de bir baba evlat muhabbesi, biz bunu yaşıyoruz kendisinden. Çünkü bu tür oyuncuları, genç oyuncuları hiçbir zaman baskı altında bırakarak bir yere getiremezsiniz. Özgürlüğünü verip ama doğruların da bu olduğunu söyleyerek bir yol kat ettik. O yolda gidiyoruz. Barış için de önemli olan bu. Diğer taraftan Bayburt Spor maçına gelince dediğiniz gibi, tarif ettiğiniz gibi, anlattığınız gibi gerçekten öyle uzun zamandır galip gelen bir istikrarlı bir takım. Rakım yüksekliği var, hava şartları olabilir, her şey olacak ama aynı biz hava şartlarında oynayacağız. Onlar da biz de. İyi bir maç olsun. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç olsun. Kesinlikle. Bu futbol oynanacak. Galip geliriz, mağlup oluruz, berabere kalırız. Onu bilemeyiz. Onu Allah bilir. Ama biz iyi oynayarak, ki oynuyoruz, üzerine katarak buradan da bu şekilde 3 puan hedefliyoruz her zaman gibi. Bu şekilde gidip oynayacağız Allah kısmet ederse. Ve maçımızda önümüzdeki maça bakacağız.
Hocam, Kırmızı Grup'ta yer alan bir diğer başkent ekibi Etimesgut Belediyespor'da da bir değişiklik oldu. Adnan Şentürk'le yollar ayrıldı. Bu konu hakkındaki bir düşünceniz var mıdır? Şimdi daha önce de röportajda Adnan Hoca'da beraber olduk. Kendisini sevdiğim, karakterli bir hoca, deneyimli bir hoca. Futbol böyle acımasız bir meslek. Ben isterdim ki daha çok, yani bunu da örnek göstermek istemiyorum ama ülkemizde antrenörlere daha sabırlı olsunlar. Yani bir yabancı ülke ülkelerde, Avrupa'da, İngiltere, Almanya, Fransa, aklını nereye getirebiliyorsan İspanya, burada daha istikrarlı ve uzun vadeli hoca seçimleri oluyor. Bu da daha başarı getiriyor. Ama bu tarafa baktığın zaman, Türkiye'ye baktığın zaman 4 hafta sonra bir değişiklik oluyor. Geliyor başka bir hoca. Hem kulüp için külfet oluyor, yani masrafı oluyor. Hem de istikrar ve o bağlılık ve birliktelik başarı zor yakalanıyor. Bence yapılmaması gereken bir olaydı ama itişlerine karışamam Etimes Belediyespor'un. Ankara'nın güzide bir takımı. Gönlü istedik ki Adnan Hoca ile beraber devam etsinler ama yönetim kurulunun kararı, saygı duymak lazım. O anlamda da Etimesgut'a başarılar diliyorum. Hocam, son sorum, merak ettiğim bir soru. Yabancı kontenjanının serbest bırakılıp bırakılmaması, yerli oyuncuya dönülmeli mi? Yoksa şu anki statü Türkiye için en uygun seçenek mi? Ya aslında bu ülkemiz için sancılı bir durum. Daha önce de gündeme geldi. Benim fikrimi sorarsanız ülkemizde bir jenerasyon yakaladık, milli takımda genç oyunculardan kurulu ama bunların çoğunda yabancı, Avrupa'dan geliyor oyuncularımız. Türkiye'ye baktığınız zaman milli takım oyuncu seçebilmek için Türk futbolcusunun daha çoğunlukta olması lazım ama baktığınız zaman bir Galatasaray'a bakıyorsun, Türk oyuncusu yok. Bir Beşiktaş'a bakıyorsun, bir tane iki tane. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, keza aynı. Böyle Anadolu takımlarımız da aynı. Hem masrafımız çok fazla, hem paramız gidiyor, hem de genç oyuncuları bulamıyoruz, Türk oyuncusu bulamıyoruz. Belki buna daha çok eğilerek burada konu aslında çok uzun aslında Mert'ciğim. Yani şöyle, bunu nasıl izah edebiliriz? Şimdi bunu yapmak için de kulüplerin altyapıya çok değer vererek Türk oyuncusunu yetiştirmesi lazım ama kulüplerin bu anlayışında, bu yapılanmasında yanlışlıklar var. O yanlışlıklardan dolayı bu zaten bu duruma düştü. Çünkü Türk oyuncusu getirmek için ona bir yatırım yapacaksınız ama kulüplerin, çoğu kulüplerin çok sıkıntısı var. Yani para veremiyor, ödeyemiyor. Ülkemizin ekonomi şartları ortada. Bu anlamda ben de isterim ki, gönül de ister ki, siz de istersiniz ki, bütün ülkede ister ki genç oyuncular, Türk oyuncuları piyasaya çıkartıp milli takımımıza ve başarılı bir futbol olarak hem kalitesini göstermek oyuncunun, hem de ona değer vermek. Yani baktığınız zaman gittiğiniz zaman bir diğer takımlara bir türlü şey göremiyorsun. Yani Türk oyuncu göremiyorsun. Bu sefer de o çocukta da bir eziklik oluyor. Yani ben zaten oynayamayacağım. Veya işte yabancı oyunculara daha çok para verildi. Ona oynatmak zorunda. Anlaşması ona göre. O da bir eziklik oluyor. Oyuncunun da bu durumda da sıkıntısı oluyor. Bu çok önemli bir konuydu aslında ama uzun bir konu bu. Çok teşekkürler hocam. Size de hafta sonu başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Aileye selamlar. Klas ailesine. Yanımızda Serdar Eylik var. Performansıyla göz dolduruyor. Ankara Demirspor'da 22 puanla ligde şu an 3. sırada. Serdar, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Genellik durumunu özetlersen Ankara Demirspor'un durumu nasıl gidiyor? Vallahi şu an gayet iyi gidiyoruz. Özellikle iki maçımızı bir içeride bir dışarıda kaybettik. Onları da kazanabilirdik. Daha farklı bir konumda da olabilirdik. Ama şu an hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. Önümüzde de zorlu bir Bayburt maçı var. Onu da alıp hani yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İnşallah hani sezon sonuna umutlu bakıyoruz yani. İnşallah bizim de istediklerimiz gibi olur. Sezonu iyi bitiririz diye düşünüyorum. Ankara Demirspor'un önemli oyuncularından Mustafa ile beraberiz. Evet Mustafa, selamlar. Merhabalar. Çalışmalar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşte ligde de görüyoruz. Güzel çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Bunun da sonuçlarını alıyoruz maçlarda. İnşallah böyle devam ederiz. Bayburt maçı sence nasıl sonuçlanır? 22 puanda Ankara Demirspor ligde çok iyi gidiyor. Evet, zor bir deplasmana gidiyoruz Bayburt. Hava açısından biraz sıkıntılı olabilir ama inşallah istediğimiz gibi gider. Biz dediğim gibi hafta işleri iyi çalışıyoruz. Sezon başından beri iyi çalışıyoruz. İnşallah biz 3 puan için gideceğiz oraya. İnşallah 3 puanı alırız. Ankara Demirspor'un önemli orta saha oyuncularından Hasan'la beraberiz. Hasan, çalışmalar nasıl gidiyor? Valla çalışmalar yoğun geçiyor şu ara. İyi hazırlanıyoruz. Zaten yoğun bir tempodan çıktık. Bu hafta biraz rahatladı gerçi ama yine de ara vermeden son sürat devam ediyoruz. Önümüzdeki maça inşallah hazırlanıyoruz hayırlısıyla. Deplasmanda da galip gelip bu serinin devam etmesini istiyoruz.
Üst üste 4 maç kazandınız. 5 maç olur mu? Geçen sene Bayburt'un yükselen bir performansı vardı. Uzun süre mağlup olmamışlardı. Ama bu sene ligde 5 puan gerinizde bulunuyor. Bir Bayburt deplasman galibiyeti olabilir mi? Bunun için zaten elimizden geleni yapacağız. Belki daha fazlasını yapacağız. Bu seri 4 maçlık dediğiniz gibi bir serimiz var. Bunu 7-8 maça çıkarmamız lazım. Bir hedefimiz var çünkü bu ligde. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsak da böyle uzun soluklu serilerin olması gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen fazlasıyla yapacağız söylediğim gibi. Şimdi de yanımızda Süleyman Güneş var. Kendisi Ankara Demirspor'un son iki maçında da gol kaydeden ve yükselen performansıyla göz dolduran bir isim. Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi çalışmalar gayet tempolu, yorucu bir şekilde devam ediyoruz. Ligde yani bizim için artık zorlaşmaya başladı. Önümüzde önemli kafadan maçlarımız var. Bu hafta da Bayburt'u kolaylıkla böyle sağlam bir şekilde geçip yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sene Ankara Demirspor bayağı iyi gidiyor. Üst üste 4 galibiyet geldi. Senin de bir form grafiğin yükseldi. Gollerinle takımı sırtlıyorsun. Hem kendi performansın hem de Bayburt maçı nasıl geçer? Kendi performansım zaten şu an yükselişte yani çok şükür. Yani antrenmanlar olsun hep çalışmadayız. Hocalarımızın, takım arkadaşlarımın, abilerimin katkısı, desteği bana çok büyük bu konuda. Elimizden geldiğince çalışıp devam edip Bayburt maçına da çok iyi hazırlanıp o maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Şimdi de yanımızda Fatih var. Evet Fatih, çalışmalar nasıl gidiyor? Burada çok güzel bir aile ortamı var. Burası zaten ben daha önce de oynadığım için buranın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Çok güzel burada her şey, ortam, arkadaşlık, hocalarımız sağ olsun her türlü imkanı sağlıyor bize. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Bu da maçlara yansıyor tabii haliyle. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız. Tek tek bakıyoruz biz maçlara bir de yani. Bakacağız inşallah. Bu haftaki rakip biraz sağlam. 17 puanlı Bayburt'la deplasmanda oynayacaksınız. Geçen sene de çok iyi bir performansları vardı. Ama Ankara Demirspor'da 1. ligi özledi. 1. ligde yer almak istiyor ve üst üste 4 galibiyet geldi. Ankara Demirspor sence şampiyon olabilir mi bu sene? Zaten biz şöyle bir şampiyonluk parolası veya öyle bir hedef aslında koymamıştık. Sadece biz tek tek maçlara bakıp önümüze öyle gidiyoruz. Yani sonuçta maç oynanmadan kazanılmıyor. Şimdi bu maç da zor. Şu anda Bayburt maç dediğin gibi zor olacak ama hani bu maçı geçip ondan sonra o hedeflere inşallah dediğiniz gibi şampiyonluk hedefi olur, başka playoff olur. Onları zaten hedefliyoruz. Şimdi de takımın en genç isimlerinden 19 yaşındaki Barış yanımızda. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalarımız gerçekten çok güzel gidiyor. Çok güzel bir havamız var. Aldığımız galibiyetler bizi gerçekten mutlu ediyor. Güzel bir galibiyetle önümüzde güzel seriler aldık. Güzel gidiyor. Peki takımın en genci olmak nasıl bir durumdur? Gerçekten biraz sıkıntılı. Bütün işleri siz yapıyorsunuz genç olarak. Tabii ki abilerimden çok şey öğreniyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Hocalarım, başlıkta Bahattin Hocam bana bu konularda çok yardımcı oluyor. Yani önümde hayallerim var tabii ki de. Öncelikle buradan sıyrılmak istiyorum. Bahattin Hocam verdiği bana şanslarla güzel bir yol çizmek istiyorum. Evet, geçen sene Ordu'da görev yapan, bu sene Ankara Demirspor'a geri dönen kulüp genel menajeri Serdar Akkuş Bey ile beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizden de iyidir. Çalışmalar nasıl gidiyor Ankara Demir'de? Çalışmalar güzel gidiyor. Önemli bir maç oynadık. Kastamonu maçı. 6'da 6'da yapmış bir takımla oynadık. Çok keyifli geçen bir maçtı ama bizim için bir dönüm noktasıydı yukarısıyla 6 arasında. Kazanarak yukarıda bir yer edinmeye çalışıyoruz. Şu an çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. Sakatımız, cezalımız yok. İnşallah Allah nasip ederse Bayburt maçında bu çıkışımızı tekrarlayıp önümüzdeki süreci takip edeceğiz inşallah. Kastamonu Spor Ligi'nin en çok gol atan takımıydı ama Ankara Demirspor'a karşı özellikle ilk yarıda kaleye tek bir şutu bile yoktu. Ankara Demirspor ofans gücünün yanında defans gücünü de birazcık yükseltmiş gözüküyor ve 4'te 4 yaptı takım. Bayburt maçı nasıl olur, Bayburt deplasmanı? Şöyle, Bayburt takımı defansif yönü kuvvetli olan bir takım. Bizim de kompak anlamda takım olarak her bölgeyi çok iyi kullanabilen oyuncularımız var. Eğer Bayburt'ta istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek bizim için çok zorlu geçeceğini düşünmüyorum. Ama onlar da defansif yönü kuvvetli, kontra atak oyunu seçen bir oyun tarzları var. Uşak'ta da aynısını yaptılar, Sivas'ta da aynısını yaptılar ama burada önemli olan bizim ne oynayacağımız. Biz eğer gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi sahaya yansıtırsak Allah'ın izniyle oradan 3 puanla döneriz inşallah.